Değerli takipçilerimiz merhaba. Ben veteriner hekim Erhan Çetin. ProYem Konya Bölge Teknik Destek Yöneticisiyim. Bugün Konya'mızda Ereğli ilçemizin Belceaç mahallesindeyiz. Salih Karagül'le abimizle beraberiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bereketli olsun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun, bereketli olsun. Sağ olun. İşletmeyi yaklaşık 4 yıldır, 2020 yılının 6. ayından itibaren düzenli olarak takip etmekteyiz. Aynen öyle. Yaz-kış rasyon düzenlemeleri, yeni kavayem analizleri, analiz yaptıktan sonra rasyon güncellemeleri ve düzenli işletme takibini beraber birlikte yapıyoruz. İşletme hakkında biraz bahseder misiniz? Kaç sahamalımız var? Yıl boyu ortalamalarınız neler? İşletmemiz sağ olun siz geldikten sonra biraz daha düzene girdik. Evet. Ortalamalarımız biraz daha yükseldi. Biraz daha yükselttik. Göl verimimiz tavsiyenizden dolayı aşılarımızı yaptık. Biraz daha verimi elde etmeye çalıştık. Ve de yem konumunda da biraz daha kaliteleştirdik. Daha da verimli hale getirdik. Evet. Ayağınıza sağlık. Elinize teşekkür sağlık. Ederim. Teşekkür sağ ederim. Her konuda yardımcı oldunuz. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Kanıt süt yemine besleniyoruz. Evet. 26-27 yıllık ortalama. Yıl boyu ortalama. Yıl boyu yani ortalamamız var. 70-80 hayvanımız var. Yıl içerisinde 100 tane işte 70-80 tane sahmalıyla bu dönemde döngü sağlayıp geçiştiriyoruz. Yani herhangi bir problemimiz yok. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 22-23 litreler civarındaydı işletmeyle tanıştığımızda. Göl verim problemleri de vardı. Vardı. Hatta uzun bir süre gelmiyordu. Dışkı skorlaması çok düşüktü. Cıvıktı dışkılar. Evet. Onunla ilgili TMR güncellemeleri, TMR düzenlemeleri yaptık. Yaptık. Partikül boyutunun ne kadar olması gerektiğini çok tartıştık, gittik, o geldik. O ölçümlerine geliştik. Onu bir standart sağladık o noktada da. Evet hocam. Çok şükür şimdi problemsiz olarak devam ediyor. Herhangi bir işletmede ayak problemi, meme problemi, asidoz vesaire, metabolik problemler doğumdan sonra ciddi sıkıntılarla karşılaşmıyoruz. Gitti. Sizle tanıştıktan sonra 3-5 ay içerisinde bunları unuttuk şükür. Onları unuttuk. Çok şükür unuttuk. Yıl boyu da 26-27 litre ortalamayla devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Aslında bizim gönlümüzden geçen bunu daha yükseğe çekmek ama şöyle yüksek rakamlar hedef denebilir. Sürüde seleksiyonla bu rakam da ortalama da yükseltilebilir ama yönetilebilirlik de önemli. TMR yani, yönetimi, yemlik yönetimi işçilerle çalışıyoruz. Evet. Tarla faaliyetlerimiz var. İşte sürekli bizim, işin başında duramıyoruz. Bizim de, boşluk faaliyeti dediğimiz Salih o. Salih abimiz yeni dönem muhtar seçildi. Belceaç muhtarı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. İnşallah. Allah utandırmasın. O da işin içine girince tabii biraz işletmeler yoğunlaşma biraz azalıyor. Kontrolü kaybedebiliyor. Ama buna rağmen biz aylık düzenli olarak işletmeyi takip ediyoruz. Ama işimizde de sahibindeyiz. Gelemediğimiz aylarda da muhakkak telefonla görüşüyoruz. Sahmal sayımızı, ortalamamızı, evet, analiz isteğimizi vesaire var mı? Aynen öyle. Analiz biz yetişemesek de kargo ile bize bir şekilde aynen ulaştırıp öyle. Ya da Konya'ya getirip orada hem gerek Konya laboratuvarımıza gerek Karacabey laboratuvarımıza hem kimyasal analiz yapıyoruz. Hem de en son mesela silaj numuneleri aldık. Evet. Silaj numunelerinden toksin de baktıracağız. Baktık. Karacabey'e gönderdik. Evet. İnşallah onların sonuçlarına göre hem kimyasal sonuçlarına İnşallah. Göre hem toksin sonuçlarına göre tekrar bir güncelleme yapacağız. Evet hocam. İşletme teknik destek hizmeti aldıktan sonra ve düzenli hizmet aldıktan sonra daha derli toplu bir hale geldi. Kabuslarımızdan artık kurtulduk. Biz GnRH ve prostaglandin dediğimiz hormonlarla hayvanları kızgınlığa getirme ve gebe bırakmaya çalışıyoruz. Ama rasyonda bunları yeterli enerji ve protein seviyesini sağladığınızda hayvanları dönemine göre düzgün beslediğinizde onlar artık geliyor. Biz senkronizasyonla hayvanları gebe bırakmayı unuttuk. Kendileri doğal olarak işte 30-35 günde birinci kızgınlık bunu pas geçiyoruz. 60-65 günlerde ikinci kızgınlıkta eğer rahimde herhangi bir İltihap vesaire durumu yoksa doğmuyoruz. Aynen öyle hocam. Şeyi unuttuk. Ketozis. Ketozisi unuttuk. Metabolik işkembe, hastalıkta. İşkembe dönmesini unuttuk. Unuttuk. Öbür tarafta kulak arkası singeri unuttuk. Aynen o da yine hormon uygulaması. Hormon uygulaması. Rahim singerini unuttuk. Unuttuk. Teknik destek vererek, rasyon desteği vererek işletme veteriner giderlerini, yıllık ilaç giderlerini de düşürmüş olduk. Düşürdük. Bu işletmelerin düşürdük. Aslında görünmeyen yüklü meblağlar. Meblağıydı. Yıl sonunda ya da ay sonunda hesap edilir ama genelde göz ardı da ediliyor ama çok ciddi meblağlar. O yüzden bir işletmede biz yani teknik hizmet olarak teknik destek hizmeti verirken işletmeye adım attığımızda bize hep süt artışı beklenir. Ama evet. Mevcut sütü koruyup hayvanlardaki metabolik hastalıkları azaltabiliyorsak, veteriner giderlerini azaltabiliyorsak bu da aslında sizin cebinize bir katkı sağlıyor. Artı değer olarak yapıyor. Sizin de Allah razı olsun işte bu aşılar tavsiyesi üzerinde göğüs aşısı olsun, evet, çelerme aşısı olsun, ipre boyuz 4 aşısı olsun onları önerip o aşıyı da protokolünü şeyine uygun olaraktan kullandığımız için inşallah daha yani iyi sonuçlara varacağımıza kanaatim var. Sahada da çok işletme ziyaret ettiğimiz için işletmelerde
Döl verimiyle ilgili problemlerin tamamı yem ve besleme ile alakalı konuşuluyor ama bunun haricinde İBR, BVD gibi hastalıklar da buna ondan sebep sonra, olabiliyor. Evet. O yüzden bunların olması gereken hayvanların kan analizleriyle bunların tespit edilip sürüden uzaklaştırılması, geri kalan hayvanlarda da İBR, BVD aşılarının yaklaşık 5,5-6 aylık periyotlarda uygulanması. Bunları da işletmeye uyguladığımızda TMR'ı da yem rasyonunu da protein ve nişastasını dengelediğimizde Allah'ın izniyle burada, sorunsuz bir süreç yönetiyoruz. Bu da tavsiye ve önerilere dayanıyor işte hocam. Tabii. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizim işletmemiz gibi, evimiz gibi. Aynen öyle. Sizin önerimiz, tavsiyemiz, bizim isteğimiz, beklentimiz şu an için dört dörtlük gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Yani başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah razı olsun hocam. Allah bereket versin diyelim. İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Allah'ım sonumuzu hayır eylesin. Abi. İnşallah betli bereketli, mutlu günler yaşamayı nasip eylesin. Teşekkür ederiz.